Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün Rahmi Koç Müzesi'ndeyiz. Biletlerimizi aldık. Tam bilet 15 TL, öğrenci 10 TL. Biraz sonra giriş yapacağız müze ziyaretine. Hadi o zaman başlasın geziniz. Arkadaşlar şimdi içeriye girdik biz. Size açık olduğu günlerle ilgili şöyle bir yazı var, onu göstermek istiyorum. Pazartesi günleri kapalı, onu belirteyim. Biz gezimize böyle Safranhan bölümünden ilerleyeceğiz. Çok eğlenceli bir yere benziyormuşlar. Evet, ben daha önce gelmiştim bu müzeye. Burası Rahmi Koç Oyuncak Müzesi diye geçiyor. İçerisinde birçok hanlar var. Bölüm bölüm gezeceğiz. Biraz geniş bir yer. Sen ilk defa geldin sanırım. Evet, ben ilk defa. O zaman ben bugün sana da gezdirmiş olayım bu müzeyi. Ne dersin? Harika, harika. Tamam. Arkadaşlar, Rahmi Koç Müzesi sanayi temalı ilk ve tek müze olma özelliği taşımaktadır başkentte. Sırf bu sebepten bile Ankara'da gezilmesi gereken müzeler arasında kesinlikle yer vermeniz gereken bir müzedir. Sadece sanayi değil, ulaşım ve iletişim konularına da odaklanan geniş koleksiyonları bulunmaktadır bu müzenin. Bu şekilde bir bilgi vermek istedim. İngiliz Kuzeydoğu Demir Yolları diyor. Bu bir lokomotif. Şaka yapıyorsun. Hayır, yapmıyorum. Yukarıdaki uçak mı yoksa? Evet, o da bir uçak. Gerçekten sağ uçak. Taraftakiler araba. Aslında uçak demeyelim, bence teyyare diyelim. Evet, olabilir. Safranhan bölümünden devam ediyoruz. Gel. Aa, bu yoksa lokomotif mi? Evet. Var ki. Bu abi daha önce burada çalışan abi. Evet, Safranhan tabelasıyla devam edeceğiz, unutma. Daha minyatürleri de var. Basamaklara dikkat. Baksana. Çok iyi ya. Ekmek sepetlerine bak. Bak sebzeler, meyveler. Berberin malzemelerine, makası. Bu da çok iyiymiş. O dönemdeki tesbihler. Tesbih dedin de bir tesbih almadım kocana ya. Almayacağım. Sana bir tesbih almayacağım. Öyle alışkanlıkların yoktu. Nereden öğreniyorsun sen? Soldan devam ediyoruz. Safranhan bölümünden devam etmeden önce hazır Çukurhan'a geldiğimiz zaman burada bir bilgi vermek istiyorum. Burada 19 odalı bir butik otel mevcut. Bir tane kafeterya ve iki tane restoran mevcut aynı zamanda. Dışarıdan da girişi yapılabiliyor. Çukurhan'a buradan da girebiliyorsunuz. Burada hatıra paranızı kendiniz basabiliyorsunuz. 3 TL ile çalışıyor. Atıyorsunuz, burada para basabiliyorsunuz. Hatıra amaçlı. Dışarıda da güzel bir manzara var, farkında mısın? Şu an bayağı yüksekteyiz aslında. Alt kata inelim mi ya? İnelim, hadi gel. Burayı okuyayım mı? Tiyatro ve sinema sanatçısı merhum Zeki Alasya'nın Gülen Buda koleksiyonuymuş burası. Şunların minikliğine bakar mısın? En minikleri bunlar sanırım. Telefon çok güzel. Sergilenmekte olan Gülen Buda koleksiyonu Mayıs 2015'te kaybettiğimiz tiyatro ve sinema sanatçısı Zeki Alasya'nın merak ve emekleriyle bir araya getirdiği özel bir koleksiyonmuş. Sanatçının aziz hatırası adına kızı Sayın Zeynep Alasya ve eşi Sayın Jülide Adak Alasya tarafından müzemize süreli olarak verilmiştir. Süreli olarak dedin değil mi? Evet, süreli olarak.
Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Sanayi dışında ulaşım ve iletişim konularında da koleksiyonların olduğu bir müze olduğunu söylemiştim size. Şimdi biz ulaşım bölümüne doğru ilerliyoruz. Senin motorun mu? Senin gibi küçük bu. Evet, benim. Harika. Ben süreli olarak buraya bıraktım. Ne yaptın? Süreli olarak bıraktım ben de. Öyle yaptım işte. Şu çerçeveler bile çok güzel. Evet. Bak bu da Alman yapımı. Alman yapımı? Evet. Sen nereden biliyorsun bunları? Biliyorum. Peki şunlara ne demeli? Minicik minicik. Çok iyiymiş. Dugatti bunlar. Biliyor musun sen? Tabii canım. Aa, eskinin ehliyet belgesi. Kaç? 1979. Önceden ehliyetler bu şekilde oluyormuş. İlk defa gördüm ben. Sen görmüş müydün? Yok. Kimlik gibi böyle. Defter gibi. Şimdi... Evet, şimdi... İşte bu şekilde karayolu ulaşımından devam ediyoruz. Çok iyiymiş ya, ben çok beğendim burayı. Seni çok ilginç çekmeyebilir ama. Gerçi bak, burada arabalar da sürüyor baya. Evet. Bak, burada bir şey gördüm. Eski plakalar. Hemen bakalım. Valla çok iyiymiş. Evet arkadaşlar, şimdi de son taraftaki arabaların olduğu bölüme doğru ilerleyeceğiz. Hadi bir prenses zannettim seni. Evet, prensestim az önce. Şimdi kül kedisi oldum. Ooo, burada bayağı eski model arabalarımız varmış. Evet. Hepsi birbirinden değişik, birbirinden güzel. Bu ne kadar değişik bir bisiklet değil mi? Yani o... Yani o nasıl... Çıkılmıyordur herhalde. Konsept amaçlı da yapılmış olabilir. Olabilir. Ford'muş bak. Bak o dönemi nasıl yansıtmışlar. Bagajda işte bazılarında bavullar falan var. Aa, şu çok güzelmiş. Çok konforlu duruyor. Taksiymiş bu. Taksi mi? Evet bak. İnanılmaz gerçekten. Şimdi çıksın bu taksi. Bakmaya çalışıyor. Şu sarıyı sana alayım. Keşke alsam. Bunu anlamıyorum ya. Balık mı? Balık galiba. Ya da beni şununla gezdirsen mesela. Tamam kız, gezdireceğim seni. Python'la gezdireceğim seni. Gel böyle. Bu sizin olduğu söyleniyor öyle mi? Evet. Amerikan bayrağı takmışlar. Rüzeyken Türk bayrağı vardı. Evet. Babam işte en son emeklisiyle aldı onu. Ya. Hı. Şimdi bunun mu kaptanlığını yapıyor? Evet. Sana mı kaldı? Birini mi astılar burada? Ha, karıştı, düşünüyorum. Şimdi bu senin mi olacak? Aynen. Ya yani. Şimdi o yüzden evlendim ben de zaten. Bir gemi falan kalır diye mi? Küçük bir tekne bıraksın sadece. Küçük bir tekne. Şimdi matbaacılığın olduğu bölüme ilerleyeceğiz. Matbaa mı? Evet, orayı gezeceğiz. Hatırlıyorum. Ne? Söylemeyeceğim. Frigyalılar. Hatırlayamadım. Frigyalılar. Ne? Frigyalılar parayı buldu. Biliyorum, ben Lidyalılar'da beni...
konuşamaz. Ya anlatır mısınız ya nasıl hissettim? Evet, merakla seni deniyoruz şu an. Şimdi bu dökme demirden ve çelikten yapılmış. Güçlü bir yapıya sahip. Görüyorsunuz zaten demir olduğu için. Derisi çok yağlı. Onu unutmadım. Dişleri de vardı. Burnu vardı. Bu da işte şöyle. Aşağıda bir güç kaynağı var. Buradan çalışıyor. Buradan çalışıyor. İşte el gücüyle çalışıyor. Öyle bir makina. Sonra ciltliyor işte. Şu an kafamda acayip canlandı. Değil mi? Harika. İşte fotoğrafları oraya koyuyorsunuz ya da kitapları. Orada ciltliyor. Bu kadar. Çok kafa yormaya gerek yok yani. Düz, düz mantık. Aa. Gel bak burada ne buldum. Ne buldun? Eskiden çok popülerdi bu kart. Evet. Evet öyleydi. Bu ne makinesi? Delik açma makinesi. Kitabın yanındaki... Evet yani evet bunlarla mi? Yapılıyor. Bak orada bu ayakla çalışıyor. Bu şu şekilde çalışıyor. Hemen anlatayım. Evet. Buraya basıyorsun. Şu an orası kapalı ama bastım. Bu şekilde bir pedal sistemiyle çalışıyor. Tamam. Ayak gücü istiyor yani böyle. Bu kadar. Tamam. Sonra buraya koyuyorsun ürünleri. Orada bastırdığın anda kitaplar o şekilde verilmiş oluyor. Evet. Ya niye soruyorsun? Sanki şimdi kullanılacakmış gibi. Ben senin ne amaçla yaptığını çok iyi biliyorum. Ne amaçla? Biliyorsun sen ne amaçla olduğunu. Konuşmak istemiyorum ben. Şimdi üst katı çıkacağız. Şimdi biz bir üst kata çıktık. Safranham bölümünü bitirdik. Bu katı gezeceğiz. Burası da günlük yaşamın, iletişimin olduğu bir bölüm. Bunu çek bence. Arçelikmiş. Arçelikmiş. Hı hı. Eskiden günlük yaşam bu şekildeymiş. Hmm. Gerçekten çok güzel. Bunlar benim ayakkabılarım. Bavullara bakar mısın? Bunlar çok tatlı. Aa! Baksana kablolarını koyma yerleri falan varmış. Gel bulaşık makinesine bak. Aa! Çok enteresan. 1978 yılında Koç grubu tarafından üretilmiş. Çok değişik. Bunu hiç görmemiştim işte. Şu ne sen biliyor musun? Saç kurutma makinesi. Değil mi? Evet. Çorap örmenin makinesi varmış. Bak bak. Hangisi? Bu. Çorap örüyormuş. Nasıl ördüğünü sorma. Bilmiyorum. Anlatamam. Bunlar da kırık çin çalışmalarıymış. Kırık çinlerden tablo şeklinde yapılmış bir görsel. Dikiş makinaları. Havacılık bölümündeyiz. Gördüğünüz gibi. Şu sabiyi göreceğiz. Evet. Dünyanın ilk bayan savaş pilotu. Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış bu savaşçı. Bunlar da pilot kaskları. Şunu çeker misin? Pilot kaskı ve uçuş formasıymış. Şimdi de bilimsel aletler bölümüne giriş yapıyoruz. Bunlar radyo herhalde. Bu kapasitör, hesap makinesi. Aa hesap makinesine bak çok enteresan. Aa gerçekten. Çok farklıymış. Sonra yavaş yavaş bizimkilere yaklaşıyor. Tamam, bu da hesap makinesi olmuş. Vay. Vay be, nereden bu da geldi? Bu ilk elektrikli hesap makinasıymış. Amerika'da üretilmiş. Burada teleskop varmış, baksana. Burada da küçük bir sinema bölümüne giriyoruz. Açıyorum perdeyi. Aç bakalım perdeyi.
Ne kadar ufak mı? Hayır, tam sahneymiş burası. Film makineleri. Bu kadar ekran varmış ya. Sezon mu lan ben şaka gibi. Film kamerasıymış bunlar. Çok iyi ya. Fatıma Girik ve Murat Soydan'ın başrolünde yer aldığı 1972 yılında çekilmiş olan Vahşi Bir Kız Sevdim filminde kullanılmış replika mitralyözmüş. Evet, bundan var. Kesitlerde var şurada. Burada da buraya gelmişken müze hatırası. Gezimize Esnaf Sokağı'yla devam ediyoruz. Şöyle bir odan olsun isterdin değil mi minik? Yani olabilirdi, neden olmasın? Şimdi Marangoz Ali Rıza Bey'in bölümüne geldik. Altınköy'de ikiler geldi aklıma. Evet, andırıyor. Yine de kürt oldu ya, andırıyor. Burası da berbermiş, gel bakalım. Bak burada benim şey çok hoşuma gidiyor, küçük çocuklar için yapılmış. Çok iyi ya. Çok tatlı. Berberin malzemelerine bakar mısın? Ne kadar gerçekti. Şimdi kalmadı aynısı böyle ben. Keşke böyle olsalar. Burası da tiftik ve tiftik mamulleriymiş. Hayvan yünleriyle dokumalar yapılıyor sanırım. Postlar. Burası da Bakırcı Osman Atölyesi. Çay içiyor. Buradan kendim ayakkabı seçebilir miyim? Sence ben olsam hangisini alırım? Ya. Doğru mu? Bilmem. Ya da şu. Anne tarafım var. Aa bak ya, bu grupta da varmış. Bu modelin aynısı Zara'da vardı. Evet. Sen de biliyorsun ha. İşlevsin. Çok güzel saatler varmış. Ankara ve Atatürk bölümüne geldik. Bu valiz Atatürk'e aitmiş. Atatürk tarafından 1937 yılında hazırlanmış olan geometri kitabıymış. Sevgilim, arabayı niye buraya park ettin? Ben sana demedim mi? Buraya park etme arabayı diye. Burası da hanların tarihini anlatıyor. Kalenin, Ankara'nın, Çengelhan'ın. O zaman gezimizin sonuna mı geldik? Aynen, gezimizin sonuna geldik. Biraz sonra kapanışımızı yapacağız. Evet arkadaşlar, biz Rahmi Koç Müzesi gezimizi burada sonlandırdık. Uzun bir süre sürdü gezimiz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı sonuna kadar izlemeyi ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.